Kadın Kolları Başkanım, kıymetli Bütçe Başkanım ve çok kıymetli Sefer İsyanlar, ben de hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Sefer İsyan'da yeni bir sayfa açılıyor. Sefer İsyan, komparatif çiftlikle çok daha farklı şekilde kadınların gücünün nasıl ortaya konacağını inşallah uzun vadede çok ciddi bir şekilde gösterecek. Ama bu başlangıçta, Ebru Hanım biraz önce dedi ya, siz bizden 5 sıfır önde başlıyorsunuz. Evet, biz bunu durarken bilmediğiniz için, acemiyetinizden kaynaklanan bir sürü problemle sıkıntıyla karşılaştık. Ebru Hanım bu konuda gerçekten şu anda Türkiye'de kadınlara rol model olan bir kooperatifin kurucusu. Ve biz diğer illerde aldığımız talepler doğrultusunda da yardımcı olmaya, manevi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama kendi yaşadığımız, daha önce kurarken yaşadığımız sıkıntıları hiçbirini sizler yaşamadan önünüzde gerçekten çok ciddi destekleyen bir ilçe başkanı, kardeşimiz benim de çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. Çalışkanlığıyla Seferihisar'da gerçekten fark yaratan bir Ahmet kardeşimiz her alanda, kadın anlamında, eğitim anlamında, engellilerle, ilçenin gereksinimleri anlamında ve buradaki bu büyük ihtiyacı görerekten belki sınıflandırılmış olan sınıflandırmak birazcık hassas bir şey ama bir erkek olarak benim İzmir'de, Seferihisar'da kadınlarımıza ne yapabilirimi kendine dertlendi. Ve bu dertlenme sonucunda da siz çalışkan kadınlarımızla şu anda 7, ben biraz önce siz çıktığınızda dedim ki 7'ye kurmamış mıydık biz? Ama burada bir sürü kadınımızı görünce daha da mutlu oldum. Çünkü Seferihisar'da üreten, ürettiğini en iyi şekilde pazarlama imkanının sunulacağı bir yer haline geldi şu anda burası. Sabah ben biraz erken geldim. 75 tane ürünün hepsi el emeği göz ürünü. Hepsi içerisinde bir hikaye var. Ve bu hikayeleri Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı illerinde, farklı ilçelerinde, hatta umut ediyorum ki uluslararası olarak da sizlere bunu pazarlamayı da bizler yardımcı olacağız. Ebru Hanım burada ilk alıcısı olarak da Mardin'deki kooperatifimizi bazı üretimlerini sizden yaptırmayı taahhüt ettim. Evet. İnşallah sizler de daha ürün gamımızı çoğaltarak da buradaki üreticiden en önemli şey buradaki öncelikle buradaki üreticimizi kaldırmak. Biz geçtiğimiz hafta kıymetli müdürümle beraber Menderes ilçemizde 132 tane üreticimizi örtü altı ürettiği kornişon turşuları firmayla buluşturup, İltarım Müdürlüğümüz firmayla buluşturuyor, üreticiyi ve buluşturuyor ve bunları yurt dışına ihracatını sağlatıyor. Bunları, bu hikayeleri tamamını çoğaltabiliriz. O yüzden bizi benim üstüme düşen bir kız kardeşimiz var, bir ablamız olarak. Milletvekilimiz olarak, siyasi olarak her türlü şekilde her zaman yanınızdayım. Çünkü Türkiye'de 6 milyon tarım işçisi, 3 milyonu kadın. O yüzden kadını güçlendirdiğimizde ülkemizin, İzmir'imizin, Seferihisar'ımızın güçleneceğini ben çok iyi biliyorum. İnşallah sizler de diğer ilçelerdeki arkadaşlarımıza rol model olursunuz ki şu an bizimle beraber Çeşme'nin Zarkalkma Kooperatifimizin başkanı Yeşim Hanım. Yine Menemen'de öyle bir kadın kurucumuzda. İnşallah sayılarımızın günden güne çoğalmasını ben can gönülden Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetkilerle her türlü imkanımızı ortaya koyarak kadınlarımızın yanında olmaya destekliyoruz. Bugün inşallah sizlerle şimdi açılıştan sonra gezeceksiniz. Ama her yerine ayrı ayrı ince ince bakmanızı istiyorum. Hepsi çok güzel dokunuşlarla duvarından, yerden, tavanına kadar her şey sizin elinizde. Ve inşallah
inşallah burada bugün üretilen bütün yiyeceklerimiz sadece Seferihisar'da olan, unutulmaya yüz tutmuş, belki bazılarınızın evlerinizde artık yapmaya düşerdiğiniz tatları inşallah bütün Türkiye'yi, bütün İzmir'i bekliyoruz Seferihisar'a ki bu güzel tatları tatmaya. Ben tekrar kıymetli başkanıma vermiş olduğu destekten dolayı, sizlere emeklerinizden dolayı, çoğalarak çoğalacağınıza çok inanarak da işte bugün bizleri burada yalnız bırakmayan, biz bizi programla yapacağız inşallah. Bunu Seferihisar'da ve bizim 30 ilçesinde de geliştirmek istediğimiz biyobozulur projemizi de bugün inşallah Menderes'te 5 tane ilçe belediyemizde onlara önce eğitimleri belirlerekten sonra atıkları toplanması ve ertesi gün de kompostlamayla beraber tamamen sıfır atığa dönüştürülmüş topraktan gelen ürünü toprağa gönderme projemiz olan projeyi de Allah izin verirse bugün buradaki belediyelerimizle gerçekleştireceğiz. Ama bunu Seferihisar'da, Konak'ta, Narlıdere'de hep beraber inşallah diğer kalan ilçelerde de hayata geçirmek en büyük umudumuz, ümidimiz. Ama bunu sizlerle başaracağımızı ben çok iyi biliyorum. Tekrar bütün herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Kooperatifimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burası sizlere emanet. Bizler de her zaman yanınızdayız.